Almanların Türk eğitim sistemindeki ve hani biraz da mimarisindeki etkilerini araştırdım. Araştırmaya başladığımda önce dil tarih coğrafya fakültesiyle başladım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra önce daha doğrusu Türkiye'ye sığınan hani Nazi Almanya'sından kaçan Yahudi Almanlar Türkiye'ye gelerek Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü kuruyorlar. Karşı Töval gibi arkadaşları. Tabi bunun öncesinde Atatürk çağırıyor onları. Ve binanın yapımında da Bruno Taut adında bir Alman mimar görev alıyor. Yani binada görülen Alman etkileri daha yapımından başlıyor. Alman Dili ve Edebiyatı bölümü Türkiye'deki ilk dil bölümü oluyor Türkiye'de. Atatürk daha yeni bir eğitim sistemi istiyor, böyle inkılaplara daha duyarlı olacak bir okul istiyor ama Darülfünunlar öncesinde bunu gerçekleştiremiyor ve İstanbul Üniversitesi kuruyorlar. O da çok etkili olmayınca Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin açılmasını istiyor ve bu Ankara Üniversitesi'nin ilk ayağı oluyor. Burada da Almanların hani eğitim sisteminde yaptığı yenilikler çok fazla. Gidip işte Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki Alman bölümündeki hocayla görüştüm. Bir asistanla. Sonrasında da karşılaştırma yapabilmek için Hacettepe Üniversitesi'ne Üniversitesi'ndeki bir hocayla görüştüm. Eğitimleri hemen hemen aynı zaten. Artık hani oturmuş bir eğitim sistemleri var. Öyle. Çok ilginç bir çalışma. Çok teşekkür ederiz.